Babalar görüyoruz derken Urfa cinayetinde biliyorsunuz 5 çocuğunun ve eşinin eşini öldürmekle suçlanan Hasan şu anda cezaevinde. Sevgili Özlem'in Allah rahmet eylesin. Annesi Adile Hanım, babası Cuma Bey ve kız kardeşi Songül gelsinler. Şu anda cezaevinde ve gerçekten Cuma günü ben de çocuklar için ve Özlem için çok sevinmiştim. Çok da mutlu oldum. İnşallah yargılama sonucunda da eğer bu cinayeti hak ettiği cezayı da alır. Gelir misiniz lütfen Songül, Adile Hanım, Cuma Bey? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misiniz? Cuma'dan bu yana. Çok iyiyim. Senin sayende çok rahat ettik, çok iyi. Allah rahat rahat uyudunuz mu? Sağından yüzüm güldü. Sağından yüzüm güldü. Estağfurullah. Çok şükür. Estağfurullah. Canımsın benim, canımsın, canımsın. Benim anan ömrüm senin ömrüm. Estağfurullah. Allah seni evlatlarına bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Yerinize geçin. Bize nasıl geldiniz, ne oldu, neler konuştuk, neler yaşadık? Şimdi onları bir ekranlara getireceğim. Son gelişmelerden de haberdar edeceğim. Canlı yayın olacak. Urfa'dan canlı yayın yapacağız. Evet, herkes çok merak ediyor. Ne oldu oradaki son durum, son gelişmelerle? Hatta bir arkadaşım, çok sevdiğim bir dostumla konuştum. Urfalı arkadaşlarını arayıp oradan haber almak isteyenler var. Her şeyi burada öğreneceksiniz zaten, merak etmeyin. Şu ana kadar bir neler konuştuğumuz bir ekranlara gelsin. Tarih 6 Mayıs 2023. Yer Şanlıurfa. Cinayetse insan nasıl kıyar bu evlatlara, nasıl güzeller? Korkunç bir şeyden bahsediyorsunuz ya. Anne Özlem Çetin ve 5 çocuğu sulama kanalına uçan araçta boğularak can verdi. Allah size gerçekten çok büyük sabır versin, çok büyük bir aç. Hasan ailesine mezar olan o arabayı 5 ay sonra düğün arabası yaptı. Yaşadığı yasak aşktan dolayı bu cinayeti işledi iddiasındasınız. Aynen öyle. Aynen. Özlem o bayandan sonra boşanmak istiyordu. Çünkü Hasan Çetin defalarca kez Özlem'in yüzüne ben seni sevmiyorum, ona aşık oldum diyordu. Hasan Çetin onları suya itmiş dedi. Şu an suyun altındalar dedi. Gidin yardım edin. Ve damat orada değil miydi siz gittiğinizde? Damat yok. Bunları su kanalı attı, kaçtı gitti yani. 6 gün ben kanalın başında bekledim. Bu Hasan Çetin diyen ne yüzünü gördüm, ne çocukların yanına geldi. 3 gün cenazeler morgda kaldı. Onların hiçbirini görmedim ben. Kızı Aysun 6 gün sonra bulunuyor. Kızını defnetmeye bile gelmedi. Sen evlat katilsin sen. Sen bir canlı babasın. Canavar babasın. Sen o katil uğruna sen 6 kişiyi toprağın altına gömdün. Suçlanan baba Hasan vazgeçme stüdyosuna geldi. Tüm iddiaları reddetti. Kimse öz çocuğuna kıymak isimlerini söylediği zaman ciğerleri patladı. Onların hatırasına nasıl kıydın ya? Ben kesinlikle öz evlatlarıma kıymadım ve evlatlarım için de şu anda yanıyorum. Bir bu yana, bu bir yana, bir bu yana manevra yaparak... Vitesi niye küçültmedin o sırada? Ben neye uğradığımı şaşırdım. Frene bastığım zaman anladın. Araç direktmen zaten direktmen kanala gitti. Kanala gittiği gibi ben kapıyı açtım, direkt kendimi araçtan attım ben. Bu olayı daha önce tasarlayarak yaptı zaten. Bu olay kimse kendi öz evladına tasarlayarak yapmaz. Sen sürekli o kanalın yanına ablamı götürüp getiriyordun. Yapmaz. Kesinlikle kimse hiçbir zaman öz evladına kıymaz. Kolladın. Şu anda ben isimlerini söylediğim zaman ciğerlerim parçalanıyor. Gözünden benim ciğerlerim yaş akardı ya. Benim ciğerlerim gözünden parçalanıyor. Gözünden yaş akardı. Hasan inkar etse de tüm deliller savcılıkta bir bir değerlendirildi. Hasan gözaltına alınmış. Hasan! Ay. Hasan gözaltında! Ay, ne demek? Şimdi aldılar. Hasan Çetin 5 çocuğunun ve eşinin şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alındı ve daha sonra gözaltı sürecinin tamamlamasının ardından Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi. Aa. Ve Cumhuriyet Savcısının karşısına çıktı. Hasan Çetin tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Ve şu anda evet görüntü de geldi. Tutuklanmış. Hasan İslim iş içerisinde mi Hasan? Hasan İslim var mı? Hasan neden tutuklandın? 5 çocuğunu sen mi öldürdün Hasan? Hasan 5'ünü sen mi öldürdün?
Hasan İslim olayın içinde mi? Hasan İslim olayın içinde mi? Tamam arkadaşlar. Tutuklanmış sevgili izleyiciler ya. Ailenin gözü aydın. Özlem'in 5 tane çocuğa bir kez Allah'tan rahmet diliyorum. Şunu söylüyorum. Adalet er ya da geç yerini bulur. Evet, yani biz her konuştuğumda samimiyetle söylüyorum sevgili Songül. O 5 çocuğun görüntüsü gözümün önüne geliyor. Sevgili ablan Özlem, 11 yaşındaki yeğenin Asmin, 9 yaşındaki yeğenin Aysun, 5 yaşındaki yeğenin Ecem, 4 yaşındaki yeğenin İbrahim Halil. Bitmiyor. 9 aylık yeğenin Müslüm Efe. Mekanları cennet olsun. Allah razı olsun. Adalet tam anlamıyla yerini bulduğu zaman ruhları daha da huzura kavuşacaktır. Sizin böyle kalbinize de biraz olsun su serpilir diye ümit ediyorum. Allah razı olsun. Allah size sana gerçekten çok büyük bir sabır versin. Yani insan 5 evladına ve eşine ya bu kadar soğukkanlı bir adam mı Hasan? Ha? Öyleydi. Bu kadar soğukkanlı bir adam mı yani? Öyleydi. Ne kadar yani böyle sert. Yani ama yani diyor ya önüme tavşan çıktı. Evet. Arabasındayken göz göre göre kediyi ezdi. Öldürdü. Nasıl yani? Yani onda öyle bir vicdan yok ki. Ya diyor ya ben tavşana çarpmamak adına şok yoldan oldum çıkmışım. Diyor. O kadar şok oldum ki diyor. Sen kediyi göz göre göre ezen bir adamsın. Kedinin orada geçtiğini bile bile ezdi. Evet. Acıması yoktu. Ne hayvanlara ne insanlara. Vay be. Yani bütün Türkiye ağladı, hepiniz ağladınız. Ekran başında benim akrabalarım, yakınlarım, sizler hepimiz gözyaşı döktük. Hasan'da tek bir damla gözyaşı yoktu ya. Ve yani şimdi tabii gizli kararı olduğu için hangi maddi delile dayanarak, şimdi çok çelişkiler var. Biz bütün çelişkileri hepsini ekranda konuştuk. Bütün yani özellikle 3. viteste giderken araba 1. viteste ve 0'da çıkıyor. Söyledikleri çok çelişkili ya, her şeyi geçtim. Diyor ki benim ciğerlerim yanıyor. Diyor ya, ciğerleri yanan bir insan sevgili izleyiciler, o mezarların üzerine hemen 5 ay sonra bir mutluluk kurma hevesine kapılmaz. Hayat devam eder de hayat o kadar çabuk da devam etmez. Sen 5 evladını toprağa vermiştin Hasan. Tutuklama haberi nasıl geldi, ne oldu? Hepsine bir izleyelim, o günü bir hatırlayalım lütfen. 5 çocuğunun ve bir eşinin cinayetiyle suçlanıyordu. Hasan gözaltına alınmış. Hasan! Ay! Hasan gözaltında! Hasan Çetin 5 çocuğunun ve eşinin şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alındı ve daha sonra gözaltı sürecinin tamamlamasının ardından Şanlıurfa Adliyesi'ne sevk edildi. Aa. Ve Cumhuriyet Savcısının karşısına çıktı ve hemen ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şu anda içeride nöbetçi mahkemede süreç devam ediyor. Hasan tutuklandı. Hasan, Hasan neden öldürdün çocukları? Hasan İslim işin içerisinde mi Hasan? Hasan İslim var mı? Hasan neden tutuklandın? 5 çocuğunu sen mi öldürdün Hasan? Hasan 5 çocuğunu sen mi öldürdün? Hasan İslim olayın içinde mi? Hasan İslim olayın içinde mi? Tamam arkadaşlar. Hasan 5 çocuğu sen mi öldürdün? Hasan İslim olayın içinde mi? Hasan İslim olayın içinde mi? Tamam arkadaşlar. 5 çocuğu ve eşinin ölümüyle ilgili cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Hasan Çetin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi açıkçası ben Kürtçeyi çok fazla bilmiyorum. Ama anladığım ya yani cümlelerden falan anladığım kadarı bazı kelimeleri seçebiliyorum. Şimdi o gün arkadaşlarım o görüntüyü bana getirdiklerinde başka bir Türkçe kelime zannetmişler. Sonra ben dinledim, sonra inanamadım. Bir daha dinledim, sonra bir daha dinledim. Ya dedim ki eğer bu bir şey değilse, bir kazaysa insan bu kelimeyi kullanmaz. Hemen koşarak arkadaşlar dedim, mınnekir mınnekir kelimesi ben yapmadım. Ben zayıftır Kürtçem, başkalarına sorar mısınız dedim. Urfa'ya sorduk, oraya sorduk, ve sonra ben yapmadım ne demek? Ben yapmadım.
Yani ne oldu da ben yapmadım diyorsun orada Hasan. Ve o da tabii hemen bizim kafamızı daha da karıştırdı. Ve sayın savcımız o bölümü dikkatlerinden kaçmış istediler. Ve arkasından soruşturma daha da derinleştirildi. Yani bu yayınlar, yani tabii onlar da çok büyük emek veriyorlar. Ama bu yayınlar olmazsa Hasan'ın bu ekrandaki çelişkileri bu kadar çok fazla ortaya çıkmayacaktı. Dolayısıyla ben emeği geçen bütün ekip arkadaşlarım adına, yani herkese çok büyük teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük bir emek var burada. İnanılmaz emek. Bir de arkadaşlar, yani gerçekten sevgili izleyiciler, büyüklerim ki herkese söylüyorum. Yani kim olursa olsun insan çocuklarına mezar olmuş bir arabayı, başka araba mı yok kardeşim, sanki böyle öç alır gibi düğün arabası yapmaz ya. İntikam aldı abla, intikam aldı o. İntikam alıyor da. Abi, aslında hani... onun intikamı değildi, o İslim'in intikamıydı. Sen hala işin içine İslim oldun. O da var. Evet. Ben hala eminim. Hasan çıktı, onun da sırası var. Neden biliyor musun? Sonra öğrendik ki biz bu yayınlar devam ettikçe birçok farklı şey de ortaya çıkıyor. Ve sonrasında bu arabayı da, çocuklara mezar olan arabayı da sevgili izleyiciler biliyorsunuz İslim'in üzerine kaydettiriyor. Ve benim bundan haberim yoktu. Sizden öğrendim. Ondan haberim olmamasına rağmen İslim işin içerisinde diyordum. Bundan sonra da eminim. O azmettirici o.